Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Evet arkadaşlar, Camus Sahih'i devam ediyoruz. Kitabul Mesacid, Mescitler kitabındayız. Dördüncü bapta kalmıştık. Dördüncü bapta demiş ki babu fadli bina il mesacidi vel hathi aliha. Mescit bina etmenin fazileti ve buna teşvik edilmesi babı. Yani mescit bina etmen, yani mescit yapmanın faziletli, güzel bir iş olduğu, Allah katında faziletli bir amel olduğu ve mescit yapma işine teşvik etmek babı, teşvik edilmesi babı. 533 nolu rivayetteyiz. Haddeteni Harun İbni Said el-Eyliyü. Bana Harun İbni Said el-Eyli tahdis etti. Ve Ahmet İbni İsa. Ve Ahmet İbni İsa kala, ikisi dediler ki haddetena İbni Vehbin. Bize İbni Vehb tahdis etti. Ahbarani Amrun. Bana Amr haber verdi. Enne Bukeyran. Bukeyr haddetehu. O anlatır imiş ve anlatıyor. Enne Asim İbni Ömer Katade, Asim İbni Ömer Katade de haddete, o da anlatmış. Ennehu o Seme Ubeydullah el Havlaniyu, o Ubeydullah el Havlaniyi işitmiş. Yezkuru ennehu Seme Osman İbni Affan, o Osman bin Affan'ı mescit inşa ettiğini zikretmiş. İnde kavli nasi fihi hina bana mesciden, hina bana mescide Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, innakum kad ekthertum ve inni semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Ubeydullah el-Hulvani, Osman bin Affan, Rasulullah'ın mescidini inşa ettiğinde insanların onun hakkında ileri geri konuştuğu söz konusu oluyor. Yani Osman bin Affan'la alakalı. Osman da diyor ki ben diyor sizin çok konuştuğunuzu gördüm diyor ve çok konuştuğunuzu işittim diyor. Devamda diyor ki Osman bin Affan, oysa ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i işittim. O şöyle diyor Allah'ın nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Yakul men bena mesciden lillahi teala kale bukerun hasibtu ennev kale yenbagi bihi vecihillah. Diyor ki kim Allah için bir mescit inşa ederse, bu rivayetine Allah'ın rızasını gözeterek bu işi yaparsa demiş. Ben Allahu lehu beyten fil cenneti. Allah da o kimseye cennette bir ev bina eder. Ve kale İbni İsa fi rivayeti, İbni İsa rivayetinde mitlehu fil cenneti. İbni İsa rivayetinde ise cennette onun gibisini inşa eder lafzı gelmiştir. Evet. Ubeydullah el-Hulvani diyor ki Osman bin Affan Resulullah'ın mescidini inşa ettiğinde insanlar onunla alakalı konuşmaya başladılar. Yani Allah'ın doğrusunu bilir de burada Hazreti Osman'ı tenkit etme babında. İnsanlar bir şeyleri söylüyorlar, bir şey konuşuyorlar. Yani böyle olur mu işte Resulullah'ın mescidine nasıl böyle yapar tarzında böyle ileri geri konuşmalar söz konusu olunca Hazreti Osman da diyor ki ya sizler çok konuştunuz diyor. Oysa diyor ben Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı işittim. Allah Resulü şöyle diyor idi. Men bena mesciden lillahi teala. Kim Allah için bir mescit inşa ederse, Bukhari'nin rivayetinde hasibtu ennehu kale yenbagi bihi vecihillah. Ben diyor şöyle düşünüyorum ki hani Allah'ın rızasını, Allah'ın vecihini gözeterek bir mescit inşa ederse, Allah da o kimseye cennette bir ev inşa eder dedi. Hazreti Osman da demek istiyor ki ben buna binaen bu mescidi inşa ediyorum. Geldik 534 nolu rivayete. Haddesena Züheyr İbni Harbin. Bize Züheyr İbni Harb tahdis etti. Ve Muhammed İbnül Müthenna. Ve Muhammed İbnül Müthenna ve Lafzuli İbnül Müthenna. Lafız İbnül Müthenna'ya aittir. Kala, ikisi dediler ki haddesena Dahak İbnu Mahled. Bize Dahak İbnu Mahled tahdis etti. Ekbarana Abdullah
Abdülhamid İbni Cafer bize Abdülhamid İbni Cafer haber verdi. Haddeteni Ebi, bana babam tahsis etti. An Mahmud İbni Lebit, o da Mahmud İbni Lebit'te enne Osman İbni Affan erade binael mesacidi fekerihan nasu zalike fe ahabbu en yed'uhu ala heyeti fekal. Mahmud İbni Lebit diyor ki Osman bin Affan mescidi inşa etmek istediğinde, yani burada Resulullah'ın var olan mescidini Hazreti Osman tekrar bir işte tadilatta geçirerek bir onarmak istiyor. İnsanlar bunu hoş karşılamadılar. Yani insanlar fekerihan nasu zalike, insanlar bu duruma karşı hoşnutluklarını ifade ettiler. Yani hoşlanmadılar, Osman niye böyle bir şey yapıyor diye. Fe ahabbu en yed'ahu ala heyati, o mescidin olması şeklinde, yani olduğu şekilde kalmasını istediler. Bunun üzerine Hazreti Osman dedi ki semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Dedi ki Hazreti Osman, ben Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı işittim, şöyle diyordu. Men bena mesaciden lillahi banallahu lehul fil cenneti mislehu. Osman dedi ki, Resulullah dedi ki, kim Allah için bir mescit inşa ederse Allah da ona cennette onun gibisini inşa eder dedi. Hazreti Osman radıyallahu anh, ben diyor Resulullah'a böyle dediğini işittiğinden dolayı bu mescidi siz hoşlansanız da hoşlanmasanız da ne yapacağım? Genişleteceğim, tanzim edeceğim diyor Hazreti Osman radıyallahu anh. Evet, dördüncü babımız mescitlerin bina edilmesi ve buna teşvik edilmesinin babıydı. Yani mescit bina etmenin sevap olması. Bu iki bizim anlayacağımız dille mescit bina etmenin, yani cami yapmanın sevap bir iş olması ve buna teşvik edilmesi babını işledik. Geldik beşinci baba. Babu en nedibi ila vad'il eydi ala rukbi firruki ve neshi et tatbik. Rukuda elleri dizlerin üzerine koymanın mendup olması ve tatbikin nesedilmesi, yani hükmünün kaldırılması babı. Tatbik nedir onu söyleyelim. Rukuda iki elleri diz kapaklarının üzerine koymak değil de iki eli böyle birbirine yapıştırıp iki bacakların arasına koymaktır. Buna tatbik deniliyor. İşte rukuda elleri dizlerin kapaklarının üzerine koymak ve bunun mendup olması ve tatbikin nesedilmesi babı demiş. Haddesena Muhammed İbnül Ala el-Hemdaniyyu. Bize Muhammed İbnül Ala el-Hemdani tahsis etti. Ebu Kureyb kâle dedi ki haddesena Ebu Muaviye. Bize Ebu Muaviye tahsis etti. Anil Ameş, o da Ameş'te. An İbrahim, o da İbrahim'de. Anil Esved, o da Esved'te. Ve Elkame. Kâle, ikisi dediler ki atena Abdullah İbni Mesud fi darihi. Fekâle essalle haula halfekum fekulna lah. Esved ile Elkame ikisi anlatıyorlar. Abdullah İbni Mesud'un evine gittik. Bize şu arkanızdakiler namaz kılın dedi. Biz hayır dedik. Fekâle dedi ki kûmû fesallû felem ye'muruna bil ezâni vel ikameti. Bunu sorduktan sonra dedi, öyleyse kalkıp namaz kılın. Ama bize ne ezan ve ne de kamet getirmemizi söylemedi diyor. قَالَ وَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ فَأَخَذَ بِأَيْدِنَا فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِنِ وَالْآخَرَنِ عَنْ شِمَالِهِمْ. Diyor ki biz de onun arkasında namaza durduk. Ellerimizde namaza durmak için gittik. Ellerimize tutarak birimizi sağına, diğerini de soluna durdurdu diyor. فَلَمَّ رَاكَ وَدَعْنَا اَيْدِنَا عَلَى رُكَابِنَا قَالَ فَدَرَبَ اَيْدِنَا وَطَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ. Diyor ki böyle yaptıktan sonra biz ruku ettiğinde biz ellerimizi dizlerimizin üzerine koyardık. Hemen elimize vurup İki avucun birbirine kavuşturduktan sonra onları bacağın arasına soktu. Yani tatbik yaptı. ثُمَّ اَدْخَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ قَالَ فَلَمَّ صَلَّ. Yani tatbik yaptı. Namazı bitirince dedi ki, yani tatbik yaptı derken iki bacağın arasına koydu. Namazı bitirince dedi ki İbn-i Mesud اِنَّهُ سَتَكُنُ عَلِكُمْ اُمَرَاءُ يُؤَخِرُونَ صَلَاتَ عَنْ مِقَاتِهَا
ve yahnukunaha ila şarkil mevti. Dedi ki şurası gerçektir ki ileride sizin başınıza bazı emirler gelecek. Namazı vaktine geriye bırakacaklar. Ve onun vaktinin sonuna sıkıştıracaklarını, son anda kılacaklar. İşte onların böyle yaptıklarını gördüğünüz zaman siz namaz vakitleri içinde namazı kılın. Onlarla beraber kıldığınız namazı da nafile sayın dedi. Yani fazla da bir namaz sayın dedi. Yani namazı siz vaktine yadaydın ama onlarla beraber de kılmış olduğunuz namazları da ne yapın dedi. Onun namazları da fazla da namaz sayın dedi. Ün Mesud. Devamda dedi ki, üç kişi olursanız bizim yaptığımız gibi namazı birlikte kılın dedi. Daha fazla olduğunuz zaman da biriniz size imam olsun. Sizden bir rükû vardığı zaman ellerini baldırına koysun ve eğilsin. Avuçlarını da birbirine yapıştırıp dizleri arasına koysun. Sanki şimdi Resulullah'ın parmaklarını girerken ki hareketini görüyorum diyor. Kim diyor? Abdullah İbni Mesud. Yani tatbiki burada ne yapıyor? Abdullah İbni Mesud iki öğrencisine yani arkadaşlarına Alkame ve Esfe'de ne yapıyor? Talim ediyor, öğretiyor. Başka bir isnatla da Alkame ve Esved'in bildirdiklerine göre ikisi de Abdullah'ın yanına girdiler denilerek bir önceki hadisin aynısını aktarmıştır. İbn-i Müsir ve Cerir rivayet neyse doğrusu rükû halindeyken Resulullah'ın parmaklarının hareketlerini hala görür gibiyim diyor. Başka bir rivayette ise yine aynı kişiler aktarıyor. Abdullah'ın huzuruna girdiler. Bunun üzerine Abdullah arkanızdakiler namaz kıldı mı diye dedi. Onlar da evet dediler. Abdullah ikisinin arasında durup onların birinin sağına diğerini soluna aldı. Sonra biz rükûa vardık. Ardında ellerimizi dizlerimizin üzerine koyduk. Yani diz kapaklarının üzerine koyduk. Hemen elimize vurdu. Ellerini birbirine kavuşturduktan sonra onları iki bacağın arasına koydu. Yani tatbik yaptı. Namazı bitirince dedi ki Hâkeda feala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte böyle yaptı dedi. Kim dedi? Abdullah İbni Mes'ud dedi. Evet, 229 nolu rivayette bu kitapta. Haddesena Kutebe İbni Said. Bize Kutebe İbni Said hadis etti. Ve bu Kamil el-Cahtari'yu. Ve bu Kamil el-Cahtari'yu. Ve lafzul li Kutebe. Lafız Kutebe aittir. Kale ikisi dediler ki haddesena Ebu Avane bize Ebu Avane tahsis etti. An Ebi Ya'fur o da Ebu Ya'fur'da. An Musab İbni Sa'd o da Musab İbni Sa'd'da. Kale dedi ki salleytu ila cembi Ebi. Kale ve cealtu yedeyye beyne rükbeteyye. Diyor ki babamın yanında namaz kılarken ellerimi dizlerimin arasına koydum. Yani babamın yanında namaz kılarken ellerimi avuç şeklinde ve sırtından gelecek şekilde ellerini dizlerinin arasına koydum. Bunun üzerine babam bana avuçların dizlerinin üzerine koy dedi. Fekale li ebi idrib bi keffeyke ala rükbeteyke dedi. Bunu sonraları bir kere de yaptım. Elime vurarak şöyle dedi. Bunu yapmamız yasaklandı. Avuçlarımızı dizlerimiz üzerine koymamız bize emredildi dedi. Ve umirna en nedribe bil ekuffi ala rukkabi. Bize avuçlarımızı dizlerimizin üzerine koymamız emredildi. Yoksa bacaklarımızın arasına koyma bize yasaklandı diyor. Kim diyor? Musab anlatıyor. Babasının yanında namaz kılarken yani bizim kısa ismine bilmiş olduğumuz tatbiki yapıyor. Babası bundan nehyediyor. Diyor ki biz bunu yapmaktan nehyedildik. Bize emredilen nedir? Bize emredilen avuçlarımızı dizlerimizin üzerine koymamızdır diyor. Başka bir isnatla Ebu Yafur kanalıyla yapmamız yasaklandığı sözüne kadar zikretmiş. Ancak ondan sonrasını ne yapmamıştır? Velem yedkur ma ba'de ondan sonrasını zikretmemiştir. Geldik 30 nolu rivayete. Haddetene Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe. Bize Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe tahsis etti. Haddetene Veki'un. Bize Veki tahsis etti. An İsmail İbni İsmail'e İbni Ebi Halid.
O da İsmail İbni Ebi Halid'de an Zübeyr İbni Adi, o da Zübeyr İbni Adi'de an Musab İbni Said, o da Musab İbni Said'de kâle dedi ki rekâtu fekultu biyediye hâkeda yani tabbaka bihima ve vada'ahama beyne fekideyhi. Musab İbni Said diyor ki rükâ varıp bellerimi şöyle yaptım, yani tatbik yaptım. Yani iki uylumun arasına koydum. Birbirine kenetleyip iki uylunun arasına koydu. Bunun üzerine fekale bir babam bana dedi ki kad kunne nefalu hada sümme umirna bir rükkabi. Dedi ki babam dedi ki bize böyle yapmak emredildi, yani yapardık ama sonra dizlerin üzerine koymak bize emredildi dedi. Yani biz önce tamam bunu yapıyorduk. Yani önce evet biz ellerimizi işte fakizlerimizin arasına koyardık ama sonra da bu bize nehyedildi ve ne yapmak bize emredildi? Bize avuçlarımızı dizlerimizin üzerine koymak bize emredildi dedi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bu bapta son hadis 31 olur evet. Haddesenin Hakem İbn Musa. Bize Hakem İbn Musa tahsis etti. Bana Hakem İbn Musa tahsis etti. Haddesena İsa İbn Yunus. Bize İsa İbn Yunus tahsis etti. Haddesena İsmail İbn Ebi Halid. Bize İsmail İbn Ebi Halid tahsis etti. An Zübeyr İbn Adi. O da Zübeyr İbn Adi'de. An Musab İbn Said İbn Ebi Vakkas. O da Musab İbn Said İbn Ebi Vakkas'ta. Kale dedi ki Salleytu ila Cenbi Ebi. Diyor ki ben babamın yanında namaz kılıyordum diyor. Felemma rakatu şebbektu esabi'i ve cealtuhumma beyne rukbeteyye. Diyor ki rukiye varınca parmaklarımı birbirine geçirerek ellerimi dizlerimin arasına koydum diyor. Fedarabe yedeye felem masalla kâle kad kunne nefalu hâda sümme umirne en nerfa ila rukabi. Dedi ki namazı bitirince, yani babam benim ellerime vurdu. Namazdan sonra şöyle dedi. Bu şekilde yapıyorduk daha önce. Evet bu vardı. Sonra ellerimizi dizlerimizin üzerine koymamız bize emredildi diyor. Kim diyor? Musab bin Sa'd bin Ebi Vakkas anlatıyor. Yani diyor ki biz daha önce evet tatbik yapardık ama sonra da ne oldu? Sonra da bu bize yasaklandı. Yani nehyedildi. Yani hükmü kalktı ve ellerimizi avuçlarımızın içine dizlerimizin üzerine koymak bize emredildi dedi. Evet geldik 6. baba. 6. babda babu cevazil ika'i ala akibeyi. Topuklarını dikerek oturmanın caiz olması babı. Haddesena İshak İbnu İbrahim'e. Bize İshak İbnu İbrahim tahdis etti. Ahbarana Muhammed İbnu Bekir'in. Bize Muhammed İbnu Bekir tahdis etti. Kâle dedi ki ve haddesena Hasanun el-Hulvaniyu. Bize Hasan el-Hulvani tahdis etti. Haddesena Abdurrazzak. Bize Abdurrazzak tahdis etti. Ve tekârabe fil lafzı. Lafızlar birbirine yakındır yani söyledikleri. Kale ikisi dediler ki cemiyen hepsi ahbarana İbn-i Cüreyc. Bize İbn-i Cüreyc haber verdi. Ahbarani Ebu Zübeyr. Bana Ebu Zübeyr haber verdi. Ennehu semiya tavusen. O tavusu işitmiş. Yekulu diyormuş ki kulna li İbn-i Abbas'ın fil ikai ala kademeyi. Tavus diyor ki İbn-i Abbas'a topukları dikerek oturmanın hükmünü sorduk. Fekale dedi ki İbn Abbas hiye sünne, o sünnettir dedi. Fekulne lehu inne le narahu cefaen bir racülü. Fekale İbn Abbas bel hiye sünnetün nebiyke sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor bize ki ama biz bunu kişiye bir eziyet olarak görüyoruz dediğimizde de o şöyle dedi. Bilakis o nebinizin uygulamasıdır dedi. İnne le narahu cefaen bir racülü. Yani bize ki o insana cefa veremişedir. İbn Abbas dedi ki bu sizin nebinizin sünnetidir yani uygulamasıdır dedi ve siz de böyle yapmanız gerekiyor dedi. Kim dedi? İbni Abbas. 6. bab böyle tek tane hadis var. Tavus diyor ki İbni Abbas'a topukları dikerek oturmanın hükmü sorduğumuzda bu sünnettir dedi. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yapmış bir şeydir dedi. Ama biz bu kişiye eziyet veriyor dediğimizde ise şöyle dedi. Bunu bilemem tarzında bir şey söylüyor. Aksine bilakis o Nebinizin sünnetindendir dedi. Kim dedi? İbni Abbas. Geldik 7. baba. 7. babda demiş ki babu tahrimil kelami fi salati ve nesh ma kana min
ibahati. Namaza konuşmanın haram olması ve önceki konuşmaların nesedilmesi babı. Daha önceki mübahların nesedilmesi babı. Haddesena Ebu Cafer Muhammed İbn-i Sabbah. Bize Ebu Cafer Muhammed İbn-i Sabbah tahdis etti ve Ebu Bekir İbn-i Ebi Şeybe ve Ebu Bekir İbn-i Ebi Şeybe ve tekaraba fi lafzil hadisi, hadis lafız olarak birbirine yakın. Kale, dediler ki ikisi, haddesena İsmail İbn-i İbrahim'e, bize İsmail İbn-i İbrahim tahdis etti. An Haccacin Es-Savvaf, o da Haccac Es-Savvaf'ta. An Yahya İbn-i Ebi Kesir, o da Yahya İbni Ebi Kesir'de. An Hilal İbni Ebi Meymune, o da Hilal İbni Ebi Meymune'de. An Ata İbni Yesar'in, o da Ata İbni Yesar'da. An Muaviye İbni Hakem Es-Sülemi'yi, o da Muaviye İbni Hakem Es-Sülemi'de. Kale, dedi ki, Beyne ene usalli ma Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İza ataşa racunnel kavmi fe kultu yerhamu kella femeranil kavmu bi ebsarihim. Muaviye İbni Ebi Hakim'e Sülemi diyor ki, Resulullah namaz kılarken cemaatten birisi hapşırdı. Ben de adama dedim ki, yerhamu kellah dedim, yani Allah sana merhamet etsin. Hemen diyor ki, bunun üzerine millet bana gözlerle bakmaya başladı, sanki ben bir cürüm işlemişim gibi. Fekultu, ben dedim ki, vestukle ummeyha, dedim ki, hey gidi anasız kalasınız, bana niye böyle yapıyorsunuz? Ma şanukum, sizin derdiniz nedir? Niye bana böyle bakıyorsunuz? Bana böyle şeyler yapıyorsunuz? Tendurne ileyye, diyor, bana baktılar bu sefer diyor. Fecaalu yadribune bi ebsarim ala efhadihim. Bu sözler üzerine ben de tuttum bu sözüm üzerine ellerle böğürlerine vurmaya başladılar diyor. Yani ben böyle konuşunca onlar da ne yaptılar? Yadribune bi eydim ala efhadihim. Ellerle böğürlerine, yani fakizlerine vurmaya başladılar. Felem maraytu yusemmituneni lakini sekettu. Diyor ki, anladım ki benim susmamı istiyorlar, ben de sustum. Felemma salla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem febi ebi huve ve ummi. Diyor ki, Resulullah namazı bitirince benim annem babam ona feda olsun. Ma raaytu muallimen qablehu ve la ba'dehu ahsana taallimen min. Diyor ki, vallahi ben ne ondan önce ne de sonra böyle insana güzel öğreten bir muallim, hani bir öğretmen görmedim diyor. Fe vallahi, Allah'a yemin olsun ki, ma kerahani ve la darabeni ve la şemmeteni. Vallahi diyor, ne beni böyle yani ne çirkin karşıladı, ne vurdu, ne de kötü söz söyledi diyor, ne de küfretti. Kale, dedi ki, inne hadi salate la yesluhu fiha şey'un min kelamin nas. İnnemâ huve tesbihu ve tekbiru ve kıraatul Kur'an. Dedi ki, bu namaz var ya, bu namazda insan sözü olan şeyi konuşmak olacak şey değildir. Yani insan sözü bu namazda yakışıklı kalmaz dedi. Yani insana ait olan bir sözü bu namazda olmaz dedi. Ancak bu namaz nedir dedi. Şu namaz ancak şudur. Tesbihtir, tekbirdir ve Kur'an okumasıdır. Ev kema kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve buna benzer şeyler söyledi diyor. Fekultu ya Resulallah, diyor. Ben dedim ki, ey Allah'ın Resulü, inni hadithu ahdim bi cahiliyetin ve kad ca'a Allahu bil İslam ve inne minna ricalen ye'tune kuhane. Diyor ki, ben dedim ki, ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, biz İslam'da yeni girmiş, yani cahiliyeden kurtulmuş, İslam'a yeni girmiş kimseleriz dedim. Bizden bazı kimseler var, kahinlere gidiyorlar dedim. Bize bazı kimseler var, yani gelecekle alakalı haber almak için kahinlere gidiyorlar. Kâle Resulullah aleyhissalâtu vesselâm, fela te'etim, onlara gitmeyin dedi. Kâle ve minnâ ricâlin yetetayyarûne. Dedim bize bazıları da vardı ki bir şeyleri uğursuz sayıyorlar. Kâle zâke şeyun yecidûnehu fî sudûrin fela yasuddannehum. Dedi ki Resulullah, bu uğursuz sayma kişinin kendi içinde oluşmuş olduğu bir nevi bir şeydir. Bir kurt, bize hani adamın içine kurt düşmüş ya, ve vehimdir. Ve işte şeydir, buna benzer şeylerdir. Dedi ki, bu kişi yapacağı hayırlı bir işti yapmaktan alıkoymasın. Kâle İbn-i Sabbah fela yasuddennekum. İbn-i Sabbah dedi ki, sakın kişiyi bu işten alıkoymasın. Kâle dedi ki, kultu ve minnâ ricalin yahuttûne. Dedim, bize bazı kimseler de vardı da çizgiler çiziyorlar. Yani böyle, demek ki insanın geleceğiyle alakalı bazı çizgiler çiziyorlar. Yani bir çizgiler çizerek fala bakıyorlar ve bundan bir sonuca varıyorlar.
Kâle dedi ki Resulullah aleyhissalatü vesselam Kâne nebiyyum min en elbiyâ yahuttu. Femen vakafa hattehu fezâke. Dedi ki Allah Resulü Allah'ın nebilerinde bir nebi de böyle bir çizgiler çizerdi. Kimin çizgisi o nebininkine muvaffak olursa hani denk gelirse olabilir o. Kâle dedi ki ve kânet li cariyetun ter aganemen liye kibele Uhud'in vel cevaniyeti. Fetala'tu zâte yemin feyda zi'bu kad zehebe bi şatimin ganamiha. Devamda diyor ki yani kendi hani böyle Resulullah'ı görünce anlatıyor işte diyor ki devamda diyor ki Uhud ve Cavini'ye yakın bir yerlerde koyun giden bir cariyem vardı. Bir gün baktığımda diyor koyunun birinin kurt tarafına kapıldığını gördüm diyor. Yani cariyem koyunları gidiyordu. Ben de baktım benim koyunlarımdan birisini kurt kapmış. Ben de ve ana raculun min beni Adem ben de Adem oğullarından birisiyim. Asefu kema yasefune lakinni sakaktuha sakketen. Diyor ki ben de Adem oğullarından bir Adem'im. Yani bir insanım diyor. Diyor tabii üzüldün diyor ister istemez. Üzülünce diyor ne yaptın diyor? Hemen diyor tuttum cariyeye vurdum diyor. Cariye diyordum. Resulullah'ın yanına geldiğinde bu yaptığım şey çok ağır buldu. Yani Resulullah bu durumu çok ağır gördü. Devamında da anlatarak diyor ki Fateytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fe'azzemme zâlik aleyye. Bu yaptığım işi çok ağır gördü. Fekultu ben dedim ki ya Resulullah efela utikuha. Ben onu azat edeyim mi diyor dedim. Kâne Allah Resulü dedi ki i'tini biha. Onu bana bir getir dedi. فَاَتَيْتُ بِهَا ben de onu ona getirdim. فَقَالَ لَهَا Allah Resulü ona dedi ki aleyhissalatü vesselam اَيْنَ Allah? Allah nerededir dedi. قَالَتْ فِي السَّمَا o da dedi ki Allah semadadır yani göktedir. قَالَ مَنْ اَنَا dedi ki ben kimim? قَالَتْ اَنْتَ رَسُولَ اللّٰهِ dedi ki sen Resulullah'sın aleyhissalatü vesselam. قَالَ اِعْتِقْهَا فَاِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ dedi ki onu azad et çünkü o mümine bir cariyedir. Yani onu artık bundan sonra köle tutman olacak şey değildir. Onu azat et dedi. Allah'ın nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. İsa ibn İbrahim, İsa ibn Yunus ve Evzai ve başkalarında da aynı isnatla başka bir isnatla hadisin aynısı gelmiş. Geldik 538 nolu rivayette. Bu babta 34 yani bu kitapta 34 nolu hadise. Haddesene Ebu Bekir ibn Ebi Şeybe. Bize Ebu Bekir ibn Ebi Şeybet hadis etti. Ve Züheyr ibn Harbin ve Züheyr ibn Harb ve İbn-i Nümeyr ve İbn-i Nümeyr ve Ebu Said el-Eşca ve Ebu Said el-Eşca ve elfazuhum mura mutakaribetun. Lafızların hepsi birbirine yakındır. Yani bu raviler farklı aktarmışlar ama farklı lafızların hepsi birbirine yakındır. Kalu dediler ki haddesana İbn-i Fudeyl. Bize İbn-i Fudeyl hadis etti. Haddesana el-Amaş. Bize Amaş hadis etti. An İbrahim o da İbrahim'de, An Alkame o da Alkame'de, An Abdullah o da Abdullah'ta yani İbn Mesud. Kâle dedi ki kûne nüsellimu ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve hev fî salati fe yaruddu aleyna felemma raca'na min indin necaşiyü sellemna aleyhi felem yurad aleyna. İbn Mesud diyor ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza selam verirdik. O da bize geri selam verirdi yani selamımızı alırdı. Ne zaman ki biz Necaşi'nin yanında geri dönünce ona selam verdik, bu sefer bizim selamımıza karşılık vermedi diyor. Fekulna biz dedik ki ya Resulallah künne nusallimu aleyke fissalati fen terudda aleyna. Diyor biz dedik ki ey Allah'ın Resulü yani biz sana selam verirdik namaza sen bize geri işte selamımızı alırdın yani geri dönerdin ama şimdi biz sana selam verdik sen almadın. Kale Resulallah dedi ki ne fissalati şulen. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki namaza meşguliyetler vardır. Yani namazda iş vardır. Namazda Allah'ı zikretmek, Allah'ı hamd etmek, Allah'ı yüceltmek işleri olduğundan dolayı artık burada insan sözünü zikretmek söz konusu değil demek istiyor Allah'ın nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet başka bir isnatla da hadisin benzeri gelmiş. Geldik 35 nolu rivayete. Haddesena Yahya ibn Yahya. Bize Yahya ibn Yahya tahsis etti. Akhbarana Hüseyin. Bize Hüseyin haber verdi. An İsmail ibn Ebi Halid. O da İsmail ibn Ebi Halid'te. Anil Haris ibn Şübeyl'in. O da Haris ibn Şübeyl'de. An Ebi Amr Eşşeybani. O da
Ebu Amr eş-Şeybani'de an Zeyd ibn-i Erkam, o da Zeyd ibn-i Erkam'da kâl edil ki künne netekellemu fissalati yükellimu raculu sahibe ve huve ila cemmi fissalati hatta nezeltem. Zeyd ibn-i Erkam diyor ki biz daha önceleri namaza iken konuşurduk. Yani hatta kişi yanında namaz duran kişiyle konuşurdu. Yani kişinin arkadaşıyla ne yapardı? Namaza konuşurdu diyor. Biz daha önce namazda künne netekellemu fissalati yükellimu raculu sahibi ve huve ila cembi. Yani fissalati. Namaza yanında olan arkadaşıyla ne yapardı? Kişi konuşurdu diyor. Kim diyor? Zeyd bin Eslem diyor. Ta ki ne zamana kadar? Hatta nezelte. Şu ayet ince kadar. Ve kumu lillahi qanitin. Allah'a gönülde boyun eğerek namaza durun ayeti nazil oluncaya kadar. Fe umirna bis sukuti ve nuhina anil kelami. Sukut emre etmekle emrolunduk ve kelam söylemekten yani dünya sözü söylemekten nehyolunduk diyor. Kim diyor? Zeyd ibn-i Erkam diyor. Biz daha önce namazayken birbirimizle konuşurduk diyor. Ama diyor ne zaman ki işte alemlere Rabbi olan Allah ve kumu lillahi qanitin. Kalkın Allah'a gönülde boyun eğmek için kıyama durun ayeti nazil olunca biz ne yaptık? Biz sukutla emrolunduk ve kelam yani dünya kelamı, insan kelamı söylemekten nehyolunduk diyor Zeyd ibn-i Erkam. Başka bir isnatla hadisin yine aynısı gelmiştir. Geldik 36'nın 10'u rivayette haddetene Kutebe ibn-i Said, bize Kutebe ibn-i Said hadis etti. Haddetene Leysun, bize Leys hadis etti. Ve haddetene Muhammed ibn-i Rumhi, bize Muhammed ibn-i Rum hadis etti. Ekbarane Leysu, Leys bize haber verdi. An Ebi Zübeyr, o da Ebu Zübeyr'de. An Cabir'in, o da Cabir'de. Ennehu kal, o dedi ki İnne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, muhakkak ki Resulallah aleyhissalatü vesselam ba'ten ili haceti thumme edraktuhu ve huve yesiru. Kale Kutebe Kutaybetu yusalli. Fesellemtu aleyye. Feşere ileyye. Felema feraga da'ani fekal. Cabir diyor ki Resulullah benim için gönderdi. Sonra o yolda yürürken ona yetiştim. Kutaybe namaz kılarken demiştir yani. Şimdi Cabir tabi burada mesele anlatıyor ama işin detayına girmiyor. Kutaybe diyor ki burada Resulullah namazayken ona yetişti diyor. Selam verdiğinde işaretle selam aldı. Namazı bitirdikten sonra da dedi ki fekale inneke sellemte anifen ve ana usalli ve huve muveccihu hine izin kıbel el meşriki. Diyor ki sen biraz önce bana namaz kılarken selam vermiştin de namazda doğuya doğru dönmüştü. Yani bine üzerinde doğuya doğru dönmüştü. O yüzden bu şekilde seni selamını aldım demek istiyor Allah'ın nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet geldik 37 nolu rivayete. Haddesena Ahmet İbn Yunus, bize Ahmet İbn Yunus hadis etti. Haddesena Züheyrun, bize Züheyr hadis etti. Haddesena Ebu Zübeyr, bana Ebu Zübeyr hadis etti. An Cabir'in, o da Cabir'de. Kale erseleni, diyor ki bana beni gönderdi. Kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve huve muntaliku ile benin mustalik. فَأَتَيْتُ وَهُوَ يُسَلِّ عَلَى بَعِيرِهِ فَكَلَّمْتُ فَقَالَ لِي بِيَدِي هَكَذَا. Cabir diyor ki Resulullah Mustalik oğullarına doğru giderken beni bir yere bir iş için gönderdi. Yanına döndüğümde devesinin üzerinde namaz kılıyordu. Onunla konuştuğumda elle şu şekilde işarette bulundu. Züheyr bunu rivayet ederken burada eliyle yer gösterdiği bir daha konuştuğumda yine elle şu şekilde işarette bulundu ve اَوْ مَأَمْ زُهَيْرٌ بِيَدِي ثُمَّ كَلَمْدُ فَقَالَ لِي هَكَدَ. Aynı şey yaptı. Devamda diyor ki ravi bir daha konuşma yine eliyle işaret etti. Bunu Züheyr bunu rivayet ederken burada elle yere doğru işaret etti. Bu arada ben okuduğunu işitiyordum. Başıyla işaret ediyordu. يُؤْمِعُ بِرَأْسِي فَلَمَّ فَرَغَ. Namaza boşalınca, namazı bitirince مَا فَعَلْتُ فِي الَّذِي أَرْسَلْتُكَ لَهِ. Namazı bitirince dedi ki seni gönderdim işi ne yaptın? Seninle konuşmama engel olan namaza olmamdandır buyurdu. Yani namaz kılmamdandır dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. فَاِنَّهُ لَمْ يَمْنَعُونِ اَنْ اُكَلِّمَكَ اِلَّا اَنِّي كُنْتُ اُسَلِّ. Benim seninle konuşmama engel olan tek şey benim namaza olmamdadır dedi. Kim dedi? Allah'ın nebisi sallallahu aleyhi ve sellem.
Cabir'e dedi. Kale Züher'in Züher dedi ki ve bu Zübeyir ve bu Zübeyir calisun müstakbilen Kabe'ten diyor ki Kabe'ti diyor ki Kabe'ye dönmüş bir şekilde oturmuştu. Fekale bi yedi Ebu Zübeyir ile beni mustalik fekale bi yedi ile gayril Kabe. Anlatırken eliyle Resulullah Aleyhisselatü namaz kıldığı yönü göstermek için mustalik oğulları tarafına kıbleden başka bir yöne doğru işaret etti. Geldik 38 nolu rivayette. Bu bapta son rivayet. Haddesene Ebu Kamil el-Cahdariyu. Bize Ebu Kamil el-Cahdari tahdis etti. Haddesene Hammad ibn-i Zeyd'in. Bize Hammad ibn-i Zeyd tahdis etti. An Kesir'in. O da Kesir'de. An Atav'a da Atav'da. An Cabir'in. O da Cabir'de. Kale dedi ki Künne ma Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Febe'atheni fi haceti feracatu ve huve yusalli ala rahiletihi ve vecuhu ala gayril kıble. Cabir diyor ki Resulullah'la birlikteyken beni bir iş için gönderdi, bir haceti için gönderdi. Döndüğümde de devesinin üzerinde yüzü kıbleden başka bir yöne doğru olduğu halde namaz kılıyordu. Fessellem tu aleyh felem yurad da aleyh felem yurad da aleyh. Diyor ben kendisine selam verdim, benim namazıma karşılık verme şey selama karşılık vermedi. Felemma insarafe namazı bitirince kâle dedi ki innehu lem yemne'ani eruddu aleyke İlla enne kuntu usalli. Diyor ki sen bana selam verince benim sana selamına karşılık vermememe engel olan şeyi namaz kılıyor olmamdan başka bir şey değildir dedi. Allah'ın nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet bu bapta son yani bu babın sonundaki rivayette de başka bir isnatla aynı hadis gelmiştir. Evet, toparlamamız gerekirse bu bapta aktarmış olduğu hadisleri şöyle derli toplu bir şekilde verecek olursak daha önce namaza konuşmak caizken bunun nesedilmesi ve namaza konuşmanın tahrim yani haram olmasının babını zikrettik. Yani artık evet daha önce belki bazı sebeplerle mübah olan, bir de burası önemli, mübah olan konuşmalar olmuştur ama daha sonra namaza konuşmak ne olmuştur? Namaza konuşmak yasaklanmıştır, yani hükmü kalkmıştır. Ve namazda insan sözü zikretmek, telaffuz etmek haram kılınmıştır. Geldik 8. baba. Babu cevazi lâne şeytani fi esnâ-i salâti ve taavvuzi minhu ve cevazi el-amel-i qalili fi salâti. Namazda şeytana lanet etmenin, onda Allah'a sığınmanın ve namaza az amelin caiz olması. Ne demek namaza az amelin caiz olması? Yani namazda az da olsa namaz dışında bazı şeyleri yapmak veya söylemenin caiz olması babı. Böyle bak başımız böyle diyebiliriz. Haddesena İshak İbni İbrahim'e bize İshak İbni İbrahim tahdis etti ve İshak İbni Mansur ve İshak İbni Mansur Kala ikisi dediler ki akbarana en Nadru İbni Şümeyl bize Nadr İbni Şümeyl haber verdi. Akbarana Şube bize Şube haber verdi. Haddesena Muhammedun ve İbni Ziyad bize Muhammed İbni Ziyad tahdis etti. Kale dedi ki Semi'tu Eba Hureyre ben Ebu Hureyre işittim. Yakul diyordu ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki inne ifritan minel cinni ceale yeftiku aleyyel bahireti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki dün gece bir tane cinlerden bir ifrit beni fitne düşürmek istedi diyor. Yani benim namazımda işte çıkartmak için, namazımı bozmak için namazımı kesmek için diyor bir ifrit diyor bana musallat oldu diyor. Devamda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ve inne lahe emkaneni minhu fezaattuhu felekad hemmemtu en erbitahu ila cenbi sariyetin min sevari mescid. Hatta tusbihu tendurune ileyhi ecmaun ev kullukum. Sümme zekertu kavle ahi Süleyman. Allah Resulü diyor ki bu bana musallat olan ifrit Allah bana onu dilediğimi yapma gücünü verdi diyor.
emkenani beni, yani böyle Allah bana bir güç verdi ki o ifrit yani o cinni böyle etki altına alıp tabiri neyse ona istediğimi yapayım diye bana gücünü verdi alemlere bulan Allah. Şimdi cinler günümüzde insana musallat oldukları zaman biliyorsunuz en güçlü adam bile perişan oluyor. Yani en güçlü adam bile perişan olurken adam gidiyor başka birisi geliyor. Resulullah da diyor ki işte böyle namazımı kesmek isteyen bir ifrit diyor bana musallat oldu diyor. Allah diyor bana emkâneni minhu feda'atuhu. Diyor ki Allah bana öyle bir imkan verdi ki bana öyle bir güç verdi ki diyor ben diyor onu yapma istediğimi yapabilirim diyor. Yani o bana musallat olup da beni ifade elindeyse böyle perişan etmek isterken Allah bana bir güç verdi ki ben onu alıp böyle perişan edeceğim gücünü bana verdi diyor. Devamında Resulullah diyor ki ben onun boğazını sıktım. Fehemmem felekad hemmemtu en erbitahu la cenbi sariyeti min sevarin mescid. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sabah geldiğinizde ben onun boğazını böyle sıktım ya sabah geldiğinizde hep birlikte ve hepiniz görmeniz için onu mescidin direklerine birisine bağlamak istedim diyor. Yani benim içimde geçti ki ben böyle bunu tuttum zaten istedim yapabilirim buna. Ne yapayım? Ben bunu böyle mescidin direğine bağlayayım. Sabah bütün ahali gelsin bunun halini görsün dedim. Kendi kendime. Hemmemtu. Ben böyle yani şey yaptım. Böyle istedim yani. Böyle himmet ettim diyor yani. Tamam da diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ اَخِ سُلَيْمَانِ. Sonra da diyor ki ben kardeşim Süleyman'ın sözünü hatırladım diyor. Yani diyor ki Süleyman'ın sözü birdenbire aklıma geldi. Ne dedi Süleyman? Rabbi ıfirli ve hebli mülken la yenbağili ahade min ba'di. Diyor ki Süleyman, yani Süleyman Aleyhisselam diyor ki ey Rabbim beni mağfiret et. Bana bir mülk ver ki, bana bir hükümranlık ver ki, bana bir saltanat ver ki benden başka artık hiç kimse böyle bir saltanat verme dedi. Süleyman Aleyhisselam'a böyle saltanatlar bir tanesi de cinleri istediği şekilde kullanmasıydı. Şimdi biraz önce dedik. İnsanlar, cinler onlara musallat oldukları zaman perişan oluyorlar. Yani en gelişmiş olan tıp bile cinler karşısında çaresiz kalıyor. Yani hiçbir şey yapamıyorlar. Diyor ki bu hastanın bir şeysi yok. Yok işte falanca ilacı verin, falanca uyuşturmuş ilacı verin. Böyle insanlar ne yapıyorlar? İnsanlar ya intihar ediyorlar ya böyle çaresiz bir şekilde böyle kapı kapı dolaşıyorlar. Ama Süleyman Aleyhisselam'a da cinlere hükmetme yetkisi verilmişti. Her çeşidi her şekilde kullanma. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki diyor birdenbire Süleyman'ın sözü aklıma geldi diyor. Ben de diyor feraddehullahu haysen. Diyor ki bu şekilde Allah onu husran içinde ne oldu? Onu geri çevirdi. Yani bana hiçbir şey yapmadan geldiği gibi hatta daha da zarara ziyana uğramış bir şekilde geri gitti diyor Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Burada dikkat edersek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şimdi bab başlığına bakalım. Mesele anlamaya çalışan bab başımız şöyledi. Namaz esnasında şeytana lanet etmenin caiz olması ve namazda az bir amelin yani az bir işin istediğimiz şey namaz haricinde olan bir şey yani. Namaza ait bir şey değil. Çünkü namaz olsa o zaman niye az amel olsun? Namaz başlı başına bir ameldir. O zaman namaz dışının yani namazın içerisinde az amelin ne olması? Caiz olması babı. İşte burada birincisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namaz kılarken namaz içerisinde ne yapıyor? Bir tane cini yakalıyor. Cin geliyor Resulullah namazını kesmek istiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cini yakalıyor ve onu istediğini yapıyor. Evet, namazın içerisinde bunu yapıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani cin geliyor kendisine engel olmak istiyor, namazı kesmek istiyor. Neticede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu böyle bulup perişan edici tutup perişan bir şekilde geldiği gibi husrana uğramış bir şekilde geri dönüp gidiyor. Başka bir isnatla şubeden İbn-i Cafer rivayetinde onun boğazını sıktım diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. فَدَّعَتُهُ ben onun boğazını sıktım sözü yoktur. İbn-i Ebi Şeybe'nin rivayetinde ise فَدَّعَتُهُ ben onu yakaladım ibaresi geçmektedir. Bir üstteki rivayette onun boğazını sıktım varken
altta onun boğazını sıktım yok başka bir isnatla. Ama İbn-i Ebi Şeybe rivayetinde ise ne var? Feda'atuhu, ben kendisini yakaladım var. Neticede Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona her şeyi yapma gücü verilmişti. Bu da namazın içerisinde ameldir. Haddesena Muhammed İbn-i Selemetül El-Muradiyu. Bize Muhammed İbn-i Seleme El-Muradi tahdis etti. Haddesena Abdullah İbn-i Vehbin. Bize Abdullah İbn-i Vehb tahdis etti. An Muaviye İbn-i Salih. O da Muaviye İbn-i Salih'te. Yakul dedi ki haddesena Rebiatü İbn-i Yezid. Bana Rebiya İbn-i Yezid tahdis etti. An Ebi İdris El-Havlaniyu. Havlaniyi. O da Eba İdris El-Halvanide. Hulvanide. Havlani'de. An Ebi Derda, o da Ebu Derda'da. Kâl dedi ki, Kâme Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fesemi'nahu yakul. Ebu Derda diyor ki, Eûzu billahi minke. Thümme kâl el-la'netüke bil-la'netillah. Selâsın. Ebu Derda diyor ki, Resulü namazdayken şöyle buyurduğunu duyduk diyor hani. Senden Allah'a sığınırım dedi Allah Resulü. Fesemînehu yakulu şöyle derken Eûzu billahi minke. Ben Allah'tan sana sığınırım dedi. Allah'tan sana senden Allah'a sığınırım dedi. Thümme kal sonra dedi ki El lanetüke bil lanetillah. Ben seni Allah'ın lanetiyle lanetliyorum dedi. Selaten üç kere dedi. Ve basatte yedahu keennehu yetenavelu şey'en. Diyor ki Resulü böyle derken bir şey alacakmış gibi şöyle elini uzattı yani. Böyle elini uzatıyor sanki bir şey alacakmış gibi. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَدْ سَمِعْنَكَ تَقُولُ فِي الصَّلَاتِ شَيْنَّمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُ قَبْلَ ذَلِكَ Ebu Derda diyor ki Resulullah namazı bitince biz de ki ey Allah Resulü daha önce namazdayken hiç yapmadığın bir şeyi yaptın, hiç söylemediğin bir şey işittik, elini uzattığını gördük. Neyin nesidir bu? Dedik. Yani ey Allah Resulü biz seni namazdayken daha önce hiç söylemediğin şeyleri işittik ve elini bir yerlere uzattığını gördük. Yani neyin nesidir bu dedik. وَرَأَيْنَكَ بَسْتَتَ يَدَكَ قَالَ Allah Resulü dedi ki اِنَّ عَدُوَ اللّٰهِ اِبْلِسَ جَا بِشِحَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجَعَلَهُ ف۪ي وَجْهِ Diyor ki Allah'ın düşmanı İblis bir şihab, bir kor parçasıyla geldi, onu benim yüzüme atmak için gelmişti diyor. Allah'ın düşmanı İblis yüzüme ateş parçasını, korunu atmak için geldi diyor. فَقُلْتُ Ben dedim ki اَعُوذُ بِلَهِ مِنْكَ ثَلَاثًا مَرَّةٍ Ben de üç kere dedim ki sende Allah'a sığınırım dedim. قُلْتُ ثُمَّ قُلْتُ Sonra dedim ki اَلَّعَنَتُكَ بِاللَّعَنَةِ اللّٰهِ اَتَّامَتِ Diyor ki ben dedim ki seni Allah'ın lanetiyle tam olarak lanetliyorum. فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ثَلَاثًا مَرَّةٍ Diyor ki sonra ne yaptım? ثُمَّ اَرَدْتُ اَخَذَهُ وَاللّٰهِ لَوْلَا دَعْوَةُ اَخ۪ينَ سُلَيْمَنَ لَأَصْبَحَ مُثَاقًا يَلْعَبُ بِهِ وَوِلْدَانُ اَهْلِ الْمَد۪ينَ Diyor ki, seni Allah'ın tam lanetliğine lanetliyorum. Sonra elimi uzatıp onu yakalamak istedim diyor. Yani onu tam yakalamak istedim. Ama kardeşim Süleyman o duası olmasaydı bir şekilde onu Medine çocuklarının da kendisine oyuncakları şekilde ne yapardım? Onu böyle bir hale getirdim. Medine'li çocuklar da gelir, onunla oynardılar ve hiçbir şey yapamazdı diyor. Ama diyor Süleyman'ın duası aklıma gelince diyor, ben diyor ona ne yapmadım? Ona ilişmedim, bıraktım demek istiyor Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bu bab başlığımız neydi arkadaşlar? Namazda şeytana lanet etmenin ve onda Allah'a sığınmanın cevazı ve namazda az amelin caiz olması babı. Dikkat ederseniz burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu işleri yaparken namaza bunları yapmıştır. Yani namaza işte mesela birinci de gece namazı kılarken mesela diyor ki dün gece mesela diyor Bahire. Dün gece diyor işte diyor ben namaz kılarken diyor cinlerden birisi diyor geldi bana diyor musallat oldu diyor. Namazı kesmek istedi.
Burada ise diyor ben diyor namazdayken diyor böyle sahabe bakıyor. Ebu Derda diyor ki işte biz baktık. Resulullah böyle işte sesli var. İşte elini bir yerine uzatıyor falan. Hani biz dedik ki Allah'ın Resulü neyin nesidir? Yani daha önce böyle şeyler yapmadın, söylemedin. Neyin nesidir? İşte diyor ki Allah'ın düşmanı İblis bir kor parçasıyla gelip, bir kıvılcımla gelip o kıvılcımı benim yüzüme atmak istedi. Ben de diyor onda 3 kere Allah'a sığındım ve onu Allah'ın tam lanetiyle lanetledim. Ve sonra diyor ki ben istedim ki onu yakalayayım da böyle Medine'li çocuklar onunla oynasın. Sonra da kardeşim Süleyman'ın duası aklıma geldi de onu olduğu gibi bıraktım diyor Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Evet arkadaşlar cinlerin varlığı haktır, gerçektir. Yani dediğimiz gibi Resulullah aleyhissalatu vesselam böyle ifrit cinlerinin yamanlarından birisiydi. Yani ifrit sıradan birisi değildi. İfrit aşırı derecede fitnesi, fucuru, efendim işte çılgınlıkları bol olan anlamındadır. Dolayısıyla Resulullah böyle bir ifritti, böyle yakalıyor ve ona istediği her şeyi yapma gücünü alemlere olan Allah vermiş. Ve Resulullah diyor ki ben ona istediğimi yapardım ama diyor neticede Süleyman kardeşimin duasını hatırlayınca diyor onu bıraktım. Peki günümüzde cin insanlara musallat olduğu zaman ne oluyor? İnsanlar perişan olup gidiyorlar maalesef. Akılcılar, materyalistlerin, yani tabi materyalistlere cinler musallat oluyor. Aslında bir insanın yani böyle küfürde ve tuğyanda aşırı giden kimseler cinler zaten daha çok şey yaparlar. İşte insanların daha çok azgınlık yapmalarına sebep olacak olan şeyleri onlara telkin ederler. Özellikle musallat oldukları kimselere. Tabi böyle tabiatperest kimseler cinlerin varlığına kolay kolay iman etmiyorlar. Çağımızda işte modernistler, laikler ve benzeri kimseler de cinlerin varlığını inkar ediyorlar. Ama ha bu işte diyelim ki hani böyle cin işinde uğraşıp işte çeşitli hilekarlık ve düzenlemezlik yapanlar da az değil. Onu da ifade edelim. Böyle bir hastalık var, vaka var. Bunun üzerine çok şeyler söylenmiş, çok şeyler yapılmış. Neticesi dediğimiz gibi ancak böyle meselenin var olduğunu kabul edip ona göre hareket etmek lazım. Doktor Hamdi Kalyoncu bu konuyla alakalı bir kitap yazmış ve kitabın en sonunda da işte bu meseleyle alakalı vehimli olan kimselere açık bir davet yapmış. Yani demiş gelin bu meseleyi, bunun kitabında bir sürü örnek vermiş yani. Yani işte mesela diyelim bu hastalığa bulaşıp da götürüp Bakırköy'de yatırılıp da hiçbir sonuç alamayan, her türlü en aşırı derecede işte zorluk yani insanın beynin şey olarak uyuşan ilaçların hepsi verip de hiçbir fayda sağlamayan vesaire. Tabi bu tür hastalıklar dediğimiz gibi yani hepsini birden işte böyle hastalıklar geçiren kimselere tabii ki cin çarpmıştır veya cin işte musallat olmuştur tarzında değerlendirmek doğru değildir. Yani bu işin gerçekten ilmini iyi bilen kimseler yani dediğim gibi işin gerçekten ehli olan kimseler bu işi bilirler. Ama tabi bu konuda dediğimiz gibi arkadaşlar inkarcılar da çok, hurafeperestler de bir sürü. Yani diyelim ki en sıradan bir hastalığı bile ben başka bir hastalığı getirip de işte buna cin musallat olmuş deyip çeşitli şeyler yapan kimseler. Peki bunların bulaşma yolları da var. Yani bunların başlıca insanın işte dediğimiz gibi arkadaşlar yalnızlık bunlardan birisidir. Büyük günahlar işlemek. Yani mesela diyelim işte Müslüman olduğunu söylemeyen kimse cin niye bulaşsın? Kişi masiyetler işlediği zaman çok rahatlıkla bulaşır. Yalnızlık duygusu bunları tetikleyen sebeplerdir. Yani bir insan yalnız olduğunu, işte kimsesi olmadığını tarzında psikolojik baskılar, rahatsızlıklar, işkenceler vesaire. Buna benzer şeyler daha çok insanın gelip bunlara bulaşmalarına sebep olan şeylerdir. Dediğimiz gibi bu mesele böyledir. Bunu inkar edenler buna bir çözüm de bulmuyorlar ama. Yani çözüm bulsalar o da sorun değil. Bu cinlerin varlığını inkar eden kimseler buna bir çözüm bulacak olan mecelleri de yok. Allah bizi her türlü ifrat ve tefritten muhafaza eylesin. Evet arkadaşlar 9. babı da aktaralım ve bu akşamki konumuzu nihayete erdirelim. 41 nolu rivayet. Şimdi ihtiyarların hoşuna gitmeyecek olan bir bab başlığı 9. bab. Özellikle bugün camilerin kendilerinin babalarının malı olduğunu düşünen ihtiyarlar
Camide yanında çocuklar istemezler biliyorsunuz. Şimdi 9. bapta diyor ki babu cevazi hamlesi biyani fi salati, namaza çocukları taşımanın caiz olması babı. Haddesena Abdullah İbni Mesleme İbni Ka'nebi. Bize Abdullah İbni Mesleme el-Ka'nebi hadis etti. Ve Kuteybe İbni Said. Ve Kuteybe İbni Said kâle. Dediler ki haddesena Malikun. Bize Malik hadis etti. An Amir İbni Abdullah İbni Zübeyr. O da Amir İbni Abdullah İbni Zübeyr'de. Ve haddesena Yahya İbni Yahya. Ve bize Yahya İbni Yahya hadis etti. Kâle dedi ki kultu li Malik. Ben Malik dedim ki haddeseke Amir İbni Abdullah İbni Zübeyr. Amr İbni Abdullah İbni Zübeyr sende bir şeyler anlatıyor. An Amr İbni Haddeseke ve sana anlattı. Li Malik. Tabi sana anlattı olabilir. An Amr İbni Süleym Zuraki'yi. O da Amr İbni Süleym Zuraki'de. An Ebu Katede, o da Ebu Katede de. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kâne yussali ve huve hamilu umme Umamete İbni Zeynep Pinti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem li Ebi As İbni Rebi. Yahya diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kızı Zeynep ile Ebu As'ın bin Rebi'nin kızı olan Umame üzerinde olduğu halde namaz kıldığını, Resulullah namaz kıldığını feyda kame hamelehu ve ida sece vada'a. Ayağa kalktığı zaman onu alırdı, yani taşırdı, secde gittiği zaman da onu bırakırdı. Kale Yahya, Yahya dedi ki kale Malikun nam. Ha, Malik'e anlatıyor bunu. Diyor ki şimdi Yahya Malik'e diyor ki öyle mi diyor, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın işte torunu olan, yani Ebu As'ın kızı olan, işte kızı, yani böyle torununu işte rükuya kıyama kalkarken taşıdığını, yani kucağına aldığını veya işte omuzuna taşıdığını veya işte o secde ederken de yere koyduğu, bu doğru mudur? Böyle var mıdır? Kale Malik, Malik dedi ki evet doğrudur dedi. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmıştır. Ebu Katede anlatıyor. Diyor ki Resulullah'ın kızı Zeynep ile Ebu As'ın kızları olan Umame ala atiki, omuzun üzerindeyken insanların namaz kıldırdığını gördüm diyor. Fe idara kevvada'aha ve idara femine sucudu e'adaha. O rüküye vardığı zaman onu bırakıyor, secdede kalktığında da tekrar alıyor, olduğu hal üzerine kalıyor. Torununu, bir de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada insanların namaz kıldırırken bunu yapıyor. Evet, namaza çocuk taşımak, kaldırmak, indirmek nedir arkadaşlar? Cevazı babı. Haddeseni Ebu Tahir. Bana Ebu Tahir tahdis etti. Ahbarana İbni Vehbini. Bize İbni Vehb tahdis etti. Haber verdi. An Mehreme İbni Buker. O da Mehreme İbni Buker'de. Kale. Başka bir isnat. Ve haddesena Harun İbni Said El-Eyliyum. Bize Harun İbni Said El-Eyli tahdis etti. Haddesena İbni Vehbin. Bize İbni Vehb tahdis etti. Ahbarani Mehremetu. Bana Mehreme haber verdi. An Ebi. O da babasına. An Amr İbni Sülem El-Zuraki. O da Amr İbni Sülem El-Zuraki'de. Kale semi'tu Ebu Katade el-Ensari, diyor ki ben Ebu Katade el-Ensari işittim. Yakul diyordu ki ra'aytu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem yusalli lin-nasi ve Umamatu binti Ebil Asin ala unuqihim. Diyor ki Ebu Katade el-Ensari ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Umame yani torunu omuzunda olduğu halde insanın namaz kılarken gördüm. Feyda secede ve da, secde ettiği zaman da çocuğu bırakırdı diyor. Kim diyor? Ebu Katade el-Ensari diyor. Bu bapta son hadis, başka bir isnatla Ebu Katede diyor ki burada biraz daha ziyadelik var. Mescide otururken Resulullah yanımıza çıktı diyor. Öncekinin aynısını aktarıyor. Ancak bu namazda halka imamlığı, yani insanlara imamlığı ve gayre ennehu lem yedkur ennehu men nase fi tilke salati, insanın namazda imamlık yaptığını ne yapmamıştır? Burada zikretmemiştir. Sadece İşte mescide otururken Resulullah yanımıza çıktı ve bu yukarıda saymış olduğumuz şeyleri yaptığı tarzında şeyleri zikrediyordur. Aziz ve celil olan Allah bizi her hal ve durumda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba eden, amelde, itikatta ve her hususta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba eden kimselerden eylesin. Bu hal üzere yaşayıp bu hal üzere alemlere Rab olan Allah'a kavuşmayı Rabbimiz bizlere, yani kendisine kavuşmayı bizlere muvaffak eylesin. Hakka hak olarak görüp hakka itibar etmeyi
batılda batıl olarak görüp batılda sakınmayı, hakla rızıklanmayı, batılda uzaklaşmayı bizlere muvaffak eylesin. Canımızı Müslüman olarak alsın ve bizi salihlerin zümresine ilhak etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.